bir işçi durağı. Ve biz de burada işleri 1 Mayıs'a çağırmaya geldik. Emeğe sesleniş dağıtıyoruz. Tek adam üzerine son birlikte kazanacağız diyoruz. Biz de sabah kalktık, geldik. İşçilerle durakta ve burada aynı zamanda deprem döneminde işlerin yaşadıklarını ortaya koyduğumuz bir video çektik. İşçilerle sohbet ettik. Görüyorsunuz işçiler kahvaltılarını burada Nurgül'le yapıyorlar. Onlara eşlik ettik ve işte buradayız. İşçi durağından çıktıktan sonra her sabah yaptığımız gibi planlama toplantımızı yaptık. Gazetelerimizi okuduk. Yerel gazetelerde neler var onlara baktık. Değerlendirmemizi yaptık planlamamızı. Şimdi artık koşmaya başlıyoruz. Sevgili emekçi kardeşlerim merhaba. Geçtiğimiz sabah bu durakta buluştuk. Birlikte nohut dürüm yedik. Ondan önceki sabah Başpınar'da buluştuk. Ondan daha önceki sabah Nizip Caddesi'nde çocuk işçilerle buluştuk. Sonrasında Küsket'teydik. Bu şehrin dört bir tarafında bacalar yükseliyor. O bacalardan dumanlar hiçbir zaman eksilmedi. Bizim alın terimize, bizim emeğimizle tüten o bacalar ihracat rekorları kırdı. Ama biz her salgında, her krizde, her depremde hep yüküstlenen olduk. Yarattığı tabloyu birlikte değiştirmeye mücadelesi vereceğiz. En önemli vaadimiz bu. Birlikte mücadele. İki, bu ülkede 250 yıl önce kazandığımız, büyük annelerimizin kazandığı, bizim de geliştirdiğimiz haklarımızı bir kere bir daha geri alınamayacak noktada yeniden kazanacağız. Eminim siz bu memleketin en büyük sorunlarını tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bu ülke için neye ihtiyaç varsa bu çardağın altında siz çözüm üretiyorsunuz. Beklentilerinizi, hayallerinizi, umutlarınızı burada konuşuyorsunuz. Buradaki bütün dükkanlarda, bu şehrin dört bir tarafındaki mahallelerde bu ülke için en iyinin ne olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Biz bunu bilerek. Biz halkın sözünü meclise taşımak için bir sorumluluk aldık. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Bu ülkenin bütün halkları, emekçileri, işçileri, bu ülkenin en temel sorunlarının ne olduğunu gayet iyi biliyor. Durağında buluştuk. 1 Mayıs'a çağırdık işçileri. Sonra partiye geçip planlamamızı yaptık. Sonra bugün bir fotoğraf çekimimiz vardı. Bunu gerçekleştirdik. Şimdi arabada gidiyoruz. Arabanda da esnafla buluşacağız. Sonra seçim bürosunda halkla buluşacağız. Yani önümüzün, akıbetimizin kararını bulduk. Zaten biz paylaşıyoruz. Biz kendimiz gördük bazı şeyleri. İnşallah değiştirmeyi elimizdeki hamleleri yapmanın peşine yapmazsak biz kapatacak. Ben onu çok iyi biliyorum. Evet. Kapatacağım dükkanı. Yani benim yüküşüm çünkü yüzlerce esnaf yok. Gerçekten önemli. Depremin çok etkisi oldu. Ne yaptı ekonomik kriz? Ekonomik kriz depremde de kötü oldu. Zaten bize depremden önce de zaten. Yollar epey aslında vakit alıyor ama neyse ki hızlı şoförlerimiz var. Yollarda mümkün olduğu kadar az vakit harcamaya çalışarak her yerde halkla buluşmaya çalışıyoruz. Bugün yoğun bir programımız var aynı zamanda. Araban programından sonra da kamu emekçileriyle buluşacağız ve sonrasında da kadın bürosu açılışlarımız var. Yani bu ikinci kadın bürosu açılışımız olacak. İlk buluşmamız çok renkli, çok canlı, çok güzel olmuştu. Çocuklar sarmıştı etrafımızı. Bu akşamkinin de aynı renklilikte, canlılıkta olacağını düşünüyoruz.
Biz deprem döneminde kadınlara bir bardak suyu, çocuklara bir paket bisküviyi çok görenlere karşı ülkenin dört bir tarafından bütün deprem bölgesine kız kardeşlik köprüsü örmeyi başarabilmiş bir mücadelenin içinden geliyoruz. Ben Ankara'da okudum ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde. Daha üniversite yıllarındayken ben de Evrensel Gazetesi'nde çalışmaya başladım. Ve Hayat Televizyonu'nun kuruluşuyla birlikte aslında televizyonun da bir parçası oldum. Ve ilk günden itibaren de Ekmek ve Gül'ün bir parçasıyım. Ekmek ve Gül'ün hem ekranın önünde hem ekranın arkasında emek verdim. Çok uzun yıllardır hem emek mücadelesinin hem kadın mücadelesinin bir parçasıyım. Şimdi de Emek Özgürlük İttifakı'nın seçim çatı partisi olan Yeşil Sol Parti'nin Antep 1. sıra milletvekili adayıyım. Ayrıca Emek Partisi'nin genel yönetim kurulu üyesiyim ve kadın bürosu sekreteriyim. Yaşamak için ekmeğin, ruhumuz için gülün hiç eksilmediği bir hayatı birlikte kuracağız. O güne kadar durmak yok. O güne kadar ellerimizi bırakmak yok. O güne kadar yan yana durmaktan vazgeçmek yok. Birlikte kazanacağız. Kadınlar kazanacak. Birlikte kazanacağız. Hayatı yeniden. Diyelim de bir hikaye, yeni bir gelecek var. İşçisi, emekçisi, kadın, erkek, genç, aşı. Emeği yüceltecek, kuracaklar dünyayı. Geliyoruz hep beraber, değişecek artık kader. Sen, ben, sen, ben, siz, biz, birlik olsun yürekler. Geliyoruz hep beraber, değişecek artık kader. Sen, ben, sen, ben, siz, biz, birlik olsun yürekler. Neden hep sana bana? Üreten aç geziyor, sömüren ses sarayda. Kader deyip avutuyor her yaşanan sorunda. Yıkılan binalarda ölen hep biziz ama. Geliyoruz hep beraber, değişecek artık kader. Sen, ben, sen, ben, siz, biz, birlik olsun yürekler. Geliyoruz hep beraber, değişecek artık kader. Sen, ben, sen, ben, siz, biz, birlik olsun yürekler.